Merhaba arkadaşlar, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size CS 1.6'da bilinmesi gereken kodları göstereceğim. Video başlamadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız efsane olur. Yorum kısmına çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Zaten bu videodan sonra bir arkadaşımızın istediği videoyu çekeceğim. Public videosu. Onun da yorumlar yazmıştı. Demiştik işte public videosu çeksene. Ben de çekeceğim public videosu. Siz de yorumlara çekmemi istediğiniz videolar yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Check. Şimdi ilk kodumuz, hani şimdi silah almak için 1-2-3'e basıyoruz ya, işte orada böyle sarı şeyler çıkıyor. O kodu nasıl kaldıracağız? Yükselmeyecek. O sizde 0 olacaktır. İşte böyle 3'e bastığımız zaman sarı çıkıyor, 2'ye bastığım zaman sarı çıkıyor, 1'e bastığım zaman sarı şeyler çıkıyor. Onu nasıl kaldıracağız? C ile root pass fit 1 yaparız ve o sarı şeyler gidecekler. Bu kodların hepsi açıklamada var. Açıklamada indirebilirsiniz kodları. Teker teker hepsini yazılmış hali hepsi açıklamada var. İndirebilirsiniz. Yani işte şimdi ikinci koda geçelim. İkinci kodumuz ise şu ortadaki kursi. Ben de açık değil de şimdi şu ortadaki kursi açılıyor bazı arkadaşlar da. Ben bunu zaten kursi küçülme kursuna göstermiştim. Bir daha göstereyim. CL benim kursi 1 olacak sizde. Siz onu 0 yaparsanız kursi açılmaz sabit bir şekilde. Kaldık ve düşmanlarınızı rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi üçüncü koda geçelim. Diğer kodumuz ise mesela yerde orta var ve karşınızda herhangi biri var, çatışıyorsunuz şöyle. Yerde silah aldığınız zaman direkt elinize geliyor be. Çok kötü bir şey. Bunu nasıl kaldıracağız yani direkt ele gelmemesi için? Hangi kod alacağız? O sizde 1 olacaktır. Diğerine auto ve switch 1 olacaktır. Siz onu 0 yaptığınız zaman silah direkt elinize gelmez. Ve bu sayede rahat bir şekilde karşınızdaki adamı vurabilirsiniz. Üçüncü kodumuz ise otomatik ban yapma. Ban bu kod değil. Sadece ayarlardan değiştireceğiz. Options'a geliyoruz. Keyboard jump var. Burada jump'a iki kere tıklıyoruz. Mouse'un yuvarlak tekerle var. Onu siz ister yukarı atın, ister aşağı tıklatın. Ben yukarı atıyorum. Dart'ta ise yine o yuvarlak mouse'un yuvarlak tekerleğini aşağı doğru attığım zaman otomatik olarak da takıyoruz ve otomatik olarak ona takıyoruz. Tabii biraz kötü yaptığım için siz daha yaparsınız. Şimdi gördüğünüz oda geçelim. Mesela şimdi rushlayacaksınız bomba ya da işte mide falan. Silah geri ileri gidiyor. Bu sizi rahatsız edebilir. Karşındaki adamı görebilirsiniz. Onu şimdi nasıl kaldıracağımı göstereyim. Sizde kaç olur bilmiyorum ama siz bunu sıfır attığınız zaman hiçbir şekilde hareket falan etmez. Bu şekilde dikkatini dağılmamış olur ya, karşısındaki adamı rahatça bırakabilirsiniz. Bu da böyle bir koddu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada dediğim gibi indirme linki var, Discord linki var. Oraya gelebilirsiniz. Video beğendiyseniz, video şimdi yazdıkça beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, abone değilseniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Bye bye.